Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün yine dehşetül vahşet bir korku videosu izleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kanalda istediğiniz farklı içerikler varsa bunları bu videonun altındaki yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yani sürekli şu an korku videosu üzerinden ilerliyoruz. Daha farklı şeyler istiyorsanız korku üzerinde de eğlence üzerinde de bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet, başladık. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim diyerek. Bismillahirrahmanirrahim bile diyemedim, dilim sürçtü ya, o kadar. Evet, ablamız dişini fırçaladı. Diş fırçanı yıkamadın ama abla, fark ettin mi? Onu ben fark ettim de şu an. Bir ses geliyor. Ne oldu? Duvara say- Ah! Allah belanı vermesin, arkanda biri var. Vallahi arkanda biri var abla. Aa, nasıl kimse yok ama? Arkasına döndüğünde hiç kimse yok. Nasıl o? Bir dakika. Aa, bir ses geliyor bak. %100 görünmeyen bir varlık şu an o banyonun içinde. Banyoda fazla vakit geçirmeyeceksin çünkü banyoda her şeyin musallat olabilir sana uzun vakit geçirdiğinde. Ananı! Allah belanızı vermesin. Neydi o? Nereye gitti mesela? Şu an az önce bu banyoda bulunan yaratık nereye gitti? Neyse abla, halüsinasyon görüyor olabilirsin diyeceğim de. Yok, bu halüsinasyona da benzemiyor. Farklı bir şey. Ben tedirgin oldum yemin ederim şu an. Hayret, bu arada ev dubleks değil. Genelde dubleks evlerde oluyor ya böyle şeyler. Bak, banyoya bakıyorum şu an. Biri mi dokundu ona? Abla bir dakika, şu aynaya dikkat etsene. Arkandaki aynada da bir sıkıntı var gibi. Ne olacak? Bak şu aynaya dikkat, bak sol taraftaki aynaya. Allah belanı vermesin. Abi bunu nasıl yaptınız ya? Kim bu? Allah cezanı. Garip bir yaratık. Çok garip bir yaratık hem de. Onun yaptığı hareketlerin aynısını yapıyor. Bak, kadın ne yaparsa o hareketi yapıyor. Kadın sağ sol yapıyor, o da sağ sol yapıyor. Bak, elini kaldırdı, o da kaldırdı. Peki bir yumruk atsam ne olur abla? Allah belanı, sen uzaklaştıkça o da gelecek. Bence ileriye adım at, o gitsin. Dış kapıya doğru hareket et, o da dış kapıdan dışarı çıksın senden önce. Çok mantıklı. Neye gülüyorsun? Açıkta bir şey mi var? Neye gülüyorsun? Allah belanı vermesin. Bir kadın daha vefat etti, geçmiş olsun. Evet, bir sonraki filmimizle devam ediyoruz. Bu biraz şey gibi arkadaşlar, film değil de aksiyon gibi bir şey böyle. GoPro ile çekilmiş kısa bir korku videosu. Sanırım buraya girilmesi yasak. Herhangi bir şey yaşanmış olabilir burada. O yüzden bu şekilde bantlar çekmişler arkadaşlar. Yani girilmeyen bölgelere polisler yapar ya, aynı onun gibi bir şey. Yani burada muhtemelen yakın zamanda bir şey yaşanmış. O yüzden bu tarz şeyler var. Ev pek terk edilmiş bir yere benzemiyor. Sadece normal bir ev ama evin içinde bir şey yaşandığı için yakın bir zamanda terk edilmiş. Çok eski bir yer değil yani. Bir şey yaşanmış burada. Bak, bir ses geliyor. Evet, normal bir ev. Ama evet evet, burada ritüeller falan yapılmış. Burada bir şeyler yapılmış. Burada bir cin çağırma vakası, ruh çağırma vakası yaşanmış burada. Ne o? Fotoğrafını çekiyor o şeylerin. Abi bir insan durduk yere niye cin çağırır ya? Ya niye ruh çağırmaya çalışır? Çok garip değil mi? Evet, gördüğü garip şeylerin de görüntülerini çekiyor, kaydediyor. Daha iyi analiz etmek için. Mantıklı. Kitap mı var orada? Ne kitabı o? Muhtemelen ruh çağırma kitabı o da. Abi sen dedektif falan mısın?
elinde eldivenle falan geziyorsun, hayırdır? Necisin sen? Aha. Aha, bir tane top geldi. Ve gülüş sesleri geliyor. Bir çocuk gülme sesi bu. Allah. Ne o ses, ne? Neyden geliyor? Oyuncak bebeğin karnını sıkarsın da ses çıkarır ya, aynı onun gibi. Bu ne lan, evin içinde futbol sahası var. Bak bak, bir çıtırtı var. Allah! Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kapat kapat. Aynen. Kendini mi kapattı, kendiliğinden mi kapandı kapı? Dur! Duyamıyorum. Bekle. Hayır ya. Abi böyle yaratıklar niye var? Nereye gitti o ya? Bak, adam silah çektikten sonra o yaratık kayboldu bir anda. Muhtemelen buraya birisi ruh çağırdı. Ruh çağırıp evden kaçtı. Ruh evin içinde kaldı. Evin içine gelen adamla karşılaştı. Çok mantıklı. Çok mantıklı düşündüm şu an. Ananı! Allah belanı vermesin, tipe bak. Oo! Arkadaşlar yemin ediyorum var ya, şu kısa korku filmlerini izlerken inanılmaz geriliyorum ama çok seviyorum nedense. Çünkü çok kısa vakitte çok hızlı aksiyonlar yaşanıyor ya, onlar benim çok hoşuma gidiyor. Evet, farklı bir filmimize daha geçtik. Bakalım burada neler oluyor. Bir akşamüstü galiba. Dışarıdan, dışarının görüntüsünden anladığım kadarıyla. Sokak lambaları yanıyor çünkü. Bir evin penceresinden bakıyorlar dışarı. Ne kadar tatlı şey. Kapı kolu. Şu an detay çekimleri gösteriliyor. Kadın elini yıkıyor, kapı kapanıyor kendiliğinden. Hadi rüzgar kapattı diyelim. Rüzgar kapattı. Rüzgar kapattı arkadaşlar. Evet, bu da filmin yapımcıları galiba. Ne olacak? Bilgisayarda iş yapıyor. Sağa sola çok dikkat. Sanki bir şey varmış gibi gördüm ama bir böyle garip saydam bir şey geçmiş gibi hissettim. Çok garip. Baksana, bu nasıl bir koridor? Bir evin içinde böyle bir koridor olamaz ya. Benim evimin koridoru böyle olsa muhtemelen o evi ben terk ederim yani. Böyle boyda, yani uzun, boylamasına böyle dar koridorlardan nefret ederim. Abi çok kötü ya. Bazen hani akrabalarımın bazı evlerinde de öyle şeyler var. Lavaboya gitmek istiyorum, tünelin içinden geçiyorum sanki. Dümdüz kapkaranlığın içinden böyle saman yoluna gidermiş gibi. Evet, neyse, iki arkadaşlar bu arada. Korkmamaları için bir sebep bu. Birbirlerine destek olabilirler. Asansöre bindiler. Kaçıncı kata çıkıyorlar? He, iniyorlar. Kaça indiler? Sıfıra mı? Eksiye mi? İki. Ne oldu? Zemin kata hoş geldiniz. Burası bir otel falan mı? Ben şu an çözemedim burayı ya. Muhtemelen bir otel falan yani arkadaşlar burası. Yollarınız niye ayrıldı diğer kızla? Bak, diğer kız başka bir yere gitti, diğeri farklı. Ne olacak lan? Çok merak ettim. Ne oldu? Aha. Sokakta bekleyen garip bir adam ama ona doğru yürüyor bakarak. Yani bu biraz tedirgin edici, evet. Yani sokakta hiç kimse yokken birinin size odaklanıp sizin üstünüze doğru koşması çok kötü bir şey, evet. Çok kötü bir şey.
Çok kötü bir şey. Deli gibi koşuyor bir de. Adam rahatsız gibi. Abla tekrar otele giriyorsun. Otelin danışma kısmında bulunan adamın yanında bekle. Yani hiç yoktan bir adam vardı orada. Nereye girdi lan? Abla çok yanlış yere. Oğlum bu ne la? Hastalıklı gibi herkesin üstüne koşuyor. Neyse adam gitti abla, korkmana gerek yok artık. Ananı avradın, aynı adam. Evet, bu hoş olmadı. Bu pek hoş olmadı. Bu pek hoş olmadı. Ama Allah'tan sonunda ablaya bir zarar vermedi yani. Onu bekliyordum tam olarak ama. Çünkü her izlediğimiz filmin sonunda arkadaşlar biri mutlaka ya ölüyor ya bayılıyor ya bir şey oluyor. Buna ilk defa bir şey olmadı. Sadece bakıştılar. Yani bu işin sonu aşkla da bitebilir yani. İlk görüşte aşk da olabilir. Çok bu boktan bir yere bağladım ama olsun. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.